Merhaba arkadaşlar. Şimdi sayı basamaklarının birinci dersini işleyeceğiz. Bu derste sayı değeri, basamak değeri ve çözümleme kavramları üzerinde duracağız. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. 3249 gibi bir sayımız var. Evet, bu 1, 2, 3, 4 basamaklı bir sayı değil mi? Şimdi arkadaşlar, sayı değeri denildiğinde aklımıza gelecek şey rakamın kendi değeri. Yani buradaki 3'ün sayı değeri 3, 2'nin sayı değeri 2, 4'ün sayı değeri 4, 9'un sayı değeri de ne olacaktır? 9 olacaktır. Fakat basamak değeri denildiğinde ise rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir arkadaşlar. Bakın burada 9 hangi basamakta bulunuyor? Birler basamağında bulunuyor. Birler bas şeklinde gösterelim. 4 onlar basamağında bulunuyor. Onlar bas şeklinde gösterelim. 2 yüzler basamağında bulunuyor. 3 ise nerede arkadaşlar? Binler basamağında bulunuyor. Binler basamağı. Şimdi şurada basamak değerleri yazalım bir de. Güzel. Şimdi arkadaşlar 9'un basamak değerini bulurken 9 çarpı hangi basamakta? Bakın birler basamağında. O zaman çarpı 1. Kaç yapacaktır? 9 yapacaktır değil mi? Peki 4'ün basamak değerini bulalım. 4 çarpı hangi basamakta? Onlar basamağında. 10'la çarpacağız o zaman. Ne olacaktır? 4 çarpı 10'da 40 olacaktır. 2'nin basamak değerini bulalım. 2 çarpı hangi basamakta? Yüzler basamağında. O zaman 100'le çarpacağım. 2 ile 100'ü çarparsam 200 yapar. 3'e bakacağız arkadaşlar. 3 çarpı hangi basamakta? Binler basamağında. 3 çarpı 1000 ne yapacaktır bu da? 3000 yapacaktır. Toplarsak ne yapar arkadaşlar bakın? Tekrar sayının kendisini verir. Evet, işte şu yaptığımız işlem arkadaşlar biz çözümleme diyoruz. Yani sayının değerini ne yapmış olduk? Bu şekilde çözümlemiş olduk. Evet arkadaşlar, şu 725 sayısını çözümleyeceğiz. Ama artık bundan sonra çözümleme yaparken bu şekilde uzun uzun yazmayacağız. Ne yapacağız bakın? Burası ne? Hangi basamak arkadaşlar? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı değil mi? O zaman ne yapacağız? 7 çarpı 100 artı 2 çarpı 10 onlar basamağında artı 5 çarpı 1 şeklinde seri bir şekilde çözümleyeceğiz arkadaşlar bundan sonra. Evet, devam ediyoruz. Şimdi çok kullanacağımız için harfli ifadelerin çözümlemesine bakalım. AB sayısını çözümleyeceğiz arkadaşlar. Şurası neler? Hani hangi basamak? Birler basamağı. Şurası da onlar basamağı değil mi? Onlar basamağı. Evet, şunları da bas yazalım. O zaman ben bunu çözümlerken ne yapacağım? A çarpı 10 artı burayı çözümledik. Bir de şimdi bunu çözümleyelim. B çarpı 1 şeklinde çözümleyeceğiz arkadaşlar. Bunu bir toparlarsak A çarpı 10 ne yapabiliriz? 10A şeklinde yazabiliriz. Artı 1 kere B'de ne yapacaktır? B yapacaktır. Yani nasıl çözümledik AB sayısını bakın. 10A artı B şeklinde çözümledik. Şimdi bakalım AAB 3 basamaklı bir sayımız var. Bunu çözümleyeceğiz. Birler, onlar, yüzler başlıyoruz o zaman. A çarpı 100 artı bu çözümlendi. Bundayız. A çarpı 10 artı B çarpı 1 şeklinde de burayı çözümleyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacaktır bakın burası? Burası 100A değil mi? Yani 100A artı burası 10A artı B. Şimdi bakın A'ları kendi arasında toplayarak yazabileceğime göre ne yapacak? 100A 10A da 110A artı B şeklinde arkadaşlar ne yapacakmışız? Şu 3 basamaklı sayıyı çözümleyecekmişiz. Evet, şurada bir sayımız daha var. Onu da çözümleyelim. Birler, onlar, yüzler, binler. Ne yapacağız o zaman? A çarpı 1000. Artı. Evet bakın 2 çarpı yüzler basamağında olduğu için 100 artı B onlar basamağında B çarpı 10 artı 4 çarpı 1 şeklinde ne yaparız arkadaşlar? Çözümleriz. Ne yapacaktır burası? Artık 1000A artı bakın şunları önce yazalım. 10B çünkü şu 2 çarpı 100 200. Şurada 4 ya. Bunu da toplayarak yazıyorum arkadaşlar bakın. 204. Bu şekilde ne yapabiliyorum? Çözümleyebiliyorum. Devam edelim.
AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Evet arkadaşlar, iki tane sayımız verilmiş. AB artı BA 55 olduğuna göre A artı B kaçtır? Şimdi hemen bakın ne yapıyoruz? AB sayısını bir çözümleyelim. Hızlı bir şekilde çözümlüyoruz artık değil mi? Birler, onlar. O zaman 10A artı B. BA'yı çözümleyelim. Ne yapacaktır arkadaşlar? Bakın birler, onlar. 10B artı A. Şimdi ne yapabiliriz? Hemen bir düşünüyorum. Düşünüyorum ne yapabilirim? Taraf tarafa toplayayım o zaman. Değil mi? Ne yapacak bakın burası? AB artı BA yapacaktır. Eşit. Şimdi şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Bakın dikkatli. 10A burada. Bir tane de A burada. 11A artı bir tane B burada. 10B de burada. 11B yapacaktır. Şimdi ne yapabilirim? Tabii ki de şurayı 11 parantezine alabilirim. Değil mi? Bakın A, B artı B, A neye eşit oldu? 11 parantezinde şurası 11 çarpı A, burası da 11 çarpı B'dir. 11 dışarıya gitti, ne kaldı? A artı, aradaki şartın aynısını yazdım. 11 dışarıya gitti, ne kaldı? B kaldı. Bakın A artı B kaçtı? 55'ti. Ne yapacağım o zaman? Her iki tarafı 11'e böleceğim değil mi? 11 A artı B. Şöyle yazalım. Her iki tarafı bir 11'e böldüğüm zaman ne yapacaktır? 55'i 11'e böldüğümde A artı B buradan kaç çıkar arkadaşlar? Tabii ki de 5 çıkacaktır. Devam ediyoruz. Şu soruya bakalım arkadaşlar. AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Güzel. AB'den BA'yı çıkarmışız. 63 kalmış. Buna göre A eksi B'yi soruyor. Ne yapacağız? Hemen çözümleyeceğiz bakın. AB'yi hemen çözümlüyorum. 10A artı B artık hızlı bir şekilde yapabilirim değil mi arkadaşlar? BA'yı hızlı hemen çözümleyelim. Bu da ne yapacaktır? 10B artı A yapacaktır. Şimdi bunları çıkaracağız. Farkını alacağız. Doğru mu? O zaman yani AB'den BA çıkarabilmek için AB eksi BA yazıyorum. Evet, hızlı dikkatli bir şekilde bakalım. Şunu yazdım arkadaşlar bakın. 10A artı B parantezini alayım. Eksi bakın şunu yazdım. Şunu yazacağım şimdi. Eksi yazdım araya. Bakın bu eksi buraya yazdık. Ne yapacağız burası? 10B artı A yapacaktır. Aklımıza hemen gelecek şey ne arkadaşlar? Bakın şu eksi ne yapılacak? Parantezin içerisine dağıtılacak. O zaman hemen yazıyorum. Bakın 10A artı B eksi 10B. Ne yaptık? Bunun işareti artıydı. Eksi içeri dağılınca işaret değiştirmesi gerekiyordu. Artı eksiye dönüştü. Bakın bu da artı eksi içeriye dağılınca eksiye dönüştü. Eksi A yaptı. Şimdi arkadaşlar A'lı B'li ifadeler var. O zaman onları kendi arasında işlemlerini yapayım. Bakın 10A eksi A. Bak görüyorsunuz değil mi? Şurası ve şurası. 10A'dan A çıkarsa ne kalacaktır? Tabii ki de 9A kalacaktır. Bakalım artı B'den 10 tane B çıkacak arkadaşlar. Ne yapar? Yani B'den 10 tane B çıkarsa eksi 9B kalacaktır. Bu sayıda kaça eşit? Bakın A eksi B 63 eşit. Ne yapabiliriz? Evet hemen parantez alacağız. Tabii ki de 9A eksi B eşittir 63'se böl 9'a böl 9'a bunlar gidecektir. A eksi B buradan kaç gelir arkadaşlar? 63'ü 9'a bölersek tabii ki de kaç olacaktır? 7 olacaktır. Yani D seçeneği. Evet devam ediyoruz. ABC, CAB, BCA 3 basamaklı sayılardır. Güzel. ABC artı CAB artı BCA bölü A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen arkadaşlar çözümleme aklıma geliyor. Ben başlıyorum. ABC diyorum. Bakıyoruz birler, onlar, yüzler. O zaman 100A artı 10B artı C. Bu tamam. Şimdi geçtik şuna. CAB'yi çözümleyelim. Ne yapacaktır? 100C artı 10A artı B. Ne yapalım şimdi? Bir de BCA'yı çözümleyelim. BCA eşit 100B artı 10C artı A. Ne yaptı bunlara bak, bana topla diyor değil mi? Toplayayım o zaman. Ne yapacak arkadaşlar? Şurası ABC artı CAB artı BCA eşittir. Bakın şimdi burayı topluyoruz. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. 100A, 10A, 1A. Topladım. 111A. Şunlar tamam. Şimdi bakalım B'lere. 10B var, 100B var, B var. Toplayınca onlar da 111B yapıyor bakın. Artı şunlar da tamam. C'leri toplayalım. 100C, 10C, 110C. Bir tane de burada 111C.
Bu ifadenin toplamı neymiş arkadaşlar? Bakın 111a, 111b, 111c. Al 111 parantezine. Ne kaldı? A. Ne kaldı? B. Ne kaldı şurada? Burada da C kaldı. Ne diyordu arkadaşlar bu bana? Şu ifadeyi A artı B artı C'ye böl diyordu. Bölelim. A artı B artı C'ye. Bakın. Bununla bu giderse geriye ne kalıyor? 111 kalıyor. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın 4 basamaklı bir sayımız var. 3000 şeklinde başlayıp gidecek. Burada da bir 4 basamaklı sayımız var. 3000 şeklinde başlayıp gidiyor. 4 basamaklı sayılardır demişiz. İkisinin farkı 426 olduğuna göre A eksi B kaçtır? Ne yapalım, hemen bir çözümleyelim değil mi bunları? Evet, şunu hemen bir çözümlüyorum. Bakalım. Hemen ne yapıyor bakın. Birler, onlar, yüzler, binler. 3 çarpı 1000. Artık çözümleyelim. Artı. Şurası ne yapacak arkadaşlar? 100 çarpı A yapacak değil mi? 100 çarpı A yapacak. Artı. Burası ne yapacak? 5 çarpı 10 yapacak. Artı. B çarpı 1 yapacak. Ne yapıyor arkadaşlar bakın burası. 3000 artı 100A artı 50 artı B. Toparlayalım. Bakın sayıları kendi arasında topladım. 3050 artı 100A artı B. Bu tamam arkadaşlar. Birinciyi çözümledim. Şimdi ikinciyi çözümlüyorum. Bakın şu sayı. Evet, hızlı şekilde çözümleyeyim artık bunu. Birler, onlar, yüzler, binler olduğuna göre 3000 artı B yüzler basamağında olduğuna göre 100B artı 2 çarpı 10'dan 20 artı A. Bunu da hemen bir toparlıyorum arkadaşlar. 3020 bakın. 3020. 3020 artı 100B artı A. Tamam. Bunu da ne yaptım? Çözümledim. Ne diyor arkadaşlar bakın. Bunu bundan çıkar diyor bana. Çıkaralım. Şuraya yazıyoruz artık. 3050 artı 100A artı B. Bunu yazdım. Parantezi alayım karışmasın. Eksi şunu çıkaracağım. 3020 artı 100B artı A. Kaça eşitmiş? 426'ya eşitmiş. Şimdi arkadaşlar demin yapmıştık. Eksiyi dağıtacağız değil mi? Dağıtalım ama şunu bir yazacağız tabii ki önce. 3050 artı 100A artı B. Eksi 3020 eksi 100B eksi A eşittir 426. Bakalım işlem yapılanları hemen yapalım. Evet bakın sayılar arasında işlem yapılıyor. 3050'den 3020 çıktı. 30 artı A'lar var. Yapalım işlemlerini. 100A bir tanesi çıktı. 99A. Bir tane B'miz vardı. 100 tane B çıktı. Eksi 99B. Kaça eşitmiş arkadaşlar? 426'ya. Şu 30 var ya, onu da atalım diğer tarafa. Şimdi şu kalıyor arkadaşlar bakın. Şunu bir 99 parantezin alayım. Burada ne oldu? A kaldı. Eksi. Burada ne kaldı? B kaldı. Şimdi şurada bakın bir 30'um vardı ya. Onu da şu tarafa atmıştım. Şurada hemen işlemini yapayım. 426 bakın artı 30 diğer tarafa geçince eksi 30 olarak geçecek. Eksi 30 ne yapacaktır? 396 yapacaktır. Yani burası neymiş? 396'ymış. Ne yapacağım A eksi B'yi bulabilmek için? Tabii ki de 99'a böleceğim arkadaşlar. Peki 396'yı 99'a bölünce kaç çıkacaktır tabii ki? A eksi B eşittir 4 olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneğidir. Evet, devam ediyoruz. AB iki basamaklı sayısının rakamları toplamının 4 katına eşit olduğuna göre en büyük AB sayısı kaçtır? Yani ne diyor arkadaşlar bu? AB iki basamaklı sayısı, yani şu sayı AB sayısı, bunun rakamlarını topla diyor. A B sayısının rakamlarını toplarsam A artı B yapacaktır. Bunun 4 katına eşitmiş. Yani A artı B'nin 4 katına eşit olabilmesi için A artı B'yi ne yapacaksın sen tabii ki? Bir 4 ile çarparsın. Bak bu şunun 4 katına eşitse ikisini birbirine eşitleyebilmek için bunu ne yapacaksın? 4 ile çarpacaksın. Şimdi gelelim çözümlemeye. Nedir arkadaşlar bu? 10A artı B'dir. Artık hızlı bir şekilde çözümledik. Birler, onlar dedik. Eşittir. Şu 4'ü içeriye dağıtıyorum bakın. 4 çarpı A işaretin hanesini araya yazdım. 4 çarpı B. Bakın. Şimdi şurada arkadaşlar şöyle göstereyim.
A'ları ve B'leri, yani A olanları bir tarafta, B olanları bir tarafta toplayayım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şu bakın 4A'yı buraya alacağım. Artı B'yi de buraya alacağım. Yapıyoruz. 10A artı 4B'dir, 4A'dır arkadaşlar. Çünkü işareti yoksa artıdır. Diğer tarafa geçince eksi 4A eşit 4B. Bakın buradaki 4B. Artı B diğer tarafa gelirken, yani geçerken işaret ne yaptı? Değiştirdi. Eksi B oldu. 10A'dan 4 tanesi çıktı. 6 tane A kaldı burada. Eşit. Ne olacaktır arkadaşlar? 4 tane B'den B'ye çıkınca 3 tane B'ye. Şimdi ben buraya bir 3'e böleyim de net olarak bir şey elde edeyim. Bunu böldük, bunu böldük. Burada ne kaldı? B kaldı. B eşit. 6'yı 3'e böldük. Ne kaldı? 2 kaldı değil mi arkadaşlar? O zaman 2A eşittir. Bundan sonra yapacağım işlem sayı seçmek arkadaşlar. Bakalım. A'ya 1 verince 2 çarpı 1'den B 2 oluyor bakın. A'ya 2 verince 2 çarpı 2'den B 4 olur. 3 verince 2 çarpı 3'ten 6 olur. 4 verince 2 çarpı 4'ten 8 olur. Şimdi arkadaşlar 5 verebilir miyim? Veremem. 5 kere 2 10. 10 basamağa yazılmaz değil mi? O zaman burada noktalıyoruz, bitiriyoruz. AB sayısının en büyüğünü sorduğuna göre bir AB sayılarını yazalım. A önce B sonra olacağı için 12, 24, 36, 48. 4 tane sayı yazılıyor. En büyük kim arkadaşlar? Tabii ki 48 olacaktır. Devam edelim. 2 basamaklı AB sayısının birler basamağı ile onlar basamağı yer değiştirilince, ne zaman? Birler basamağı ile onlar basamağı yer değiştirilince sayı 54 artmaktadır. Yani ne diyor arkadaşlar bana? Buna göre kaç farklı AB sayısı yazılabilir diyor. AB sayısıyla diyor bunun basamaklarını yer değiştir. Yani AB sayısı bu ya, B'yi öne al, A'yı arkaya al diyor. O zaman BA sayısı oluşacaktır. Sayı 54 artıyor değil mi arkadaşlar? Bakın buraya dikkat ediyoruz. Sayı 54 artıyorsa hangisi büyüktür? Tabii ki de bu büyüktür. Yani bu daha büyük bir sayı çıkmıştır. O zaman bunu buna eşitleyebilmek için ne yaparsın? Tabii ki buna bir 54 toplarsan iki sayı birbirine eşitlenmiş olur. Şimdi ne yapabiliriz? Şu AB sayısını arkadaşlar diğer tarafa bir alayım. Yani şöyle şuraya alayım. Ne yapacak? Bakın bunları önce yazıyorum. Dikkat edelim. BA bu taraftan gelince eksi AB oldu. Eşittir 54'tür. Şimdi çözümlemeyi hemen yapalım arkadaşlar. Bu neydi? 10B artı A eksi bu neydi? 10A artı B. Şimdi hemen eksi içeriye dağıtıyoruz. 10B artı A birinci aynen yazdık. Eksi 10A eksi B. Ne yapacak arkadaşlar? Hemen işlemlerini yapalım. Bakıyoruz işlemlerinde neler var. 10B'den B'ye çıktı. 9B eksi bakın A'dan 10 tanesi çıktı. 9A eşittir kaçmış arkadaşlar? 54'müş. Güzel. Şuraya eşittir 54 yazalım artık. Şimdi ne yapacağız? 9 parantezini alacağız. Alalım hemen 9 parantezine. B eksi A eşittir 54. Böl 9A. Böl 9A. Şöyle gitti. B eksi A 54'ü 9'a bölünce kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. Bakın arkadaşlar şurayı bulduk. Şimdi bize ne diyor? Kaç farklı AB sayısı yazılır diyor değil mi? Şimdi buradan sonra yine rakam vermeye başlayacağız. B'ye en fazla kaç veririm? 9 versem. 9'dan A çıkınca 6 kalabilmesi için A'nın ne olması lazım? 3 olması lazım. Değiştirelim. 8 olsa 6 kalması için 2 olması lazım. Bakın 6'dır. 6'dır. 7 olsa 1 olması lazım. 6'dır. 6'ya 0 olur mu? Yani buraya 6 buraya 0 olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Bak bu iki basamaklı sayı olması için birinci basamağı 0 olamaz. Demek ki kaç farklı değer bulduk arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 farklı değer bulduk. Yani seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Evet devam ediyoruz. ABC 3 basamaklı sayısının yüzler basamağı 3, onlar basamağı 2, birler basamağı 5 arttırdığımızda ABC sayısı kaç artar? Arkadaşlar bakın çok basit. ABC sayısını yazdık. Yüzler basamağını kaç arttırıyormuşuz arkadaşlar? 3 arttırıyormuşuz değil mi? Burayı şöyle üstüne gösteriyorum artık. Artış olduğu için yukarı doğru gösteriyorum. 3 arttıracağım. Onlar basamağını 2 arttıracağım. Bu da artış halinde. Birler basamağını 5 arttıracağım. Güzel. Bakın arkadaşlar bu sayı yüzler, yani şu 3 yüzler basamağında olduğu için
3 çarpı 100 artacaktır. Yani 300 artar. Tek tek yazacaksınız bunları. Bu ne olacak arkadaşlar? Onlar basamanda olduğu için 2 çarpı 10 artacaktır. Yani 20 artar. Bu birler basamanda olduğu için 5 çarpı 1 artacaktır. Yani 5 artar. Toplarsak şuna da artar yazalım. 325 artar. O zaman cevabımız ne olacaktır? Tabii ki C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, birinci dersimiz burada bitiyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.